Bugün sadece konu başlıklarımız, biraz evvel de genelde belirttiğim gibi, güvenliğin ön plana çıkarılması ve güvenlik de dendiği zaman bunların bir takım alt kalemleri. Tabii bu noktada sadece tek taraflı bir toplantı gerçekleştirmeyiz. Şu anda dediğim gibi okul aile birlikleri başkanlarımız burada, okul müdürlerimiz, milli eğitim temsilcilerimiz burada, güvenlikle ilgili arkadaşlarımız burada. İlçemizin bu durumunu, güvenlikle ilgili, öğrencilerimizin güvenliğiyle ilgili bu durumunu geçmişte yaşadığımız tecrübeleri de göz önüne alarak interaktif bir şekilde arkadaşlarımın da katılımını sağlayarak zaten bildiğimiz sorunlar dışında bilemediğimiz, göremediğimiz problemlerin de ortaya dökülmesiyle ve tabii ki çözüm önerilerinin de iletilmesiyle bunu hep birlikte bir değerlendirmek, genelde de belirtildiği gibi bu değerlendirme sonucunda biz bunu bir rapor haline getirerek ilçemizde şu sorunlar var, çözüm olarak da şunlar önerilebilir diye bunu ilgili makamlara ilettik. Tabii ki süreç içerisinde de bunun uygulanabilirliğini sağlamak amacımız bu. Şimdi alt başlık olarak ilk alt başlığımız okul güvenliklerinin azami seviyeye çıkartılması. Şimdi bu sene İçişleri Bakanlığı yine farklı genelgelerle bize verdiği talimatlarla okullarımızın güvenliği noktasında güvenlik birimlerimizin ellerinden gelen tüm imkanları kullanmaları noktasında emirler veriyorlar. Yani ilçemizde emniyet müdürlüğümüz sahasında yer alan okullarla jandarma noktasındaki okullarımızda okulların güvenliğini sağlama noktasında biz emniyetle jandarma kuvvetleri olarak ciddi tedbirler zaten almakta yapacağız. Bundan sonra bunu daha da yoğunlaştırarak, özellikle de ilgili bir koordinasyon birimi kurarak hem emniyette, hem jandarmada sadece milli eğitimin okulların bu durumla ilgili özel kurum birimler oluşturarak bu birimleri her okula, her okul müdürüne bildirerek bizzat irtibat kurmaları gerektiği kişileri tespit ederek her okulun bir nevi bir güvenlik görevlisini zimmetleyerek bu şekilde bir uygulamaya da başlatıyoruz. Bu zaten bakanlığımızın birebir. Tabii ki okul güvenliğinin sağlanması, öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması o sadece bizim emniyet güçlerimizin bir vazifesi değil. Çünkü emniyet güçleri bir yere kadar okulun dışından gelip okul içine gelene kadar öğrencilerimizin daha takım güvenliğinden sorumlular. İşte trafikle ilgili olsun, diğer güvenlikler olsun ama o çocuk, o öğrenci okula girdikten sonra okul içerisinde tabii ki onun oradaki huzurunun rahatlığını sağlaması da büyük ölçüde okul müdürlerimize, işte okul aile birliklerimize düşen görevler arasında. Onlar da en güvenli şekilde çocukların okul içerisinde eğitim, öğretim görevlerini sağlamak zorundadır. Bu manada biz üzerimize düşeni güvenlik kuvvetleri olarak yapmaya çalışıyoruz. Yapacağız inşallah. Bu noktada tabii ki okul müdürlerimizin, okul aile birliği başkanlarımızın kendi okullarıyla ilgili koordinatör, memurla, birimle çok sıkı bir işbirliği içinde olmaları lazım. Bunu ayrı böyle yapacakları toplantılarla sürekli tazelemeleri lazım. Yani ben her okulumdan okulun dış güvenliğiyle ilgili özellikle sorumlu olan koordinatör, memurlarla, amirlerle her ay okul müdürlerinin veya okul aile birliği başkanlarının da katılımıyla bir güvenlik toplantısı yapmalarını istiyorum. Bu zaten bir emirle de genelgeyle böyle olması istemiyorum. Bunu Milli Eğitim Müdürlüğümüze bildirdik. Zaten Emniyet Müdürlüğümüz, jandarmamız da olay farkında. Bundan sonra her ay okullarımızda o okulun, kendi okulun binasından güvenlik durumuyla ilgili bir değerlendirme toplantıları yapacak. Kim katılacak bu toplantılara? O okulun güvenlikten sorumlu birimini görevli polis memuru, okul müdürü, okul aile birliği, varsa ihtiyaç duyduğumuz, işte okula servis şoförleri gelip gidiyorsa servis şoförlerinin
Bodrum Bilim vesaire bunlar o toplantılara katılacaklar ve güvenlikle ilgili varsa zafiyet bunlar ortaya dökülecek ve bunlara karşı alınması gereken tedbirler hep birlikte koordine edilecek ve bu tedbirler içerisinde bize düşen kaymakamımızı ilgilendiren milli eğitimin yapacağı ya da bizi aşağı milliyete iletebileceğimiz konular varsa bunlar gündeme getirilecek. Bu düzenli bir şekilde okulu açtıktan sonra her ay muhakkak yapılacak. Ve bunlar rapora bağlanacak. Hepsi kararlar halinde bildirilecek. Bunu ihmal etmeyeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık bir ay önce gelen bir başka gelen bir yere okullarımızdaki mevcut kamera sistemlerinin nasıl olduğunu tespitli milliyetinden istendi. Ve bu tespit sonucunda bizim içimizde şöyle bir tablo var. Güvenlik kamerası olan okul sayılarımızı veriyorum. İlkokul bazında 24 tane okulumuzda güvenlik kamerası var. Ortaokul bazında 20 tane okulumuzda güvenlik kamerası var. Lise bazında da 13 tane okulumuzda güvenlik kamerası var. Olmayan okul sayısı ilkokul bazında 25 tane. Ortaokul bazında 2 tane, lise bazında 0. Bütün liselerimizde güvenlik kamerası var. Güvenlik kamerası olup da kendi güvenlik yönetim sistemine entegre olan okul var mı? Hiç yok. Bütün okullarımızın güvenlik kameraları sadece kendi içerisinde hizmet veriyor. Bunlardan hiçbir tanesi kendi güvenlik kamera sistemine entegre değil. Tabi entegre olma işlemi çok kolay bir işlem değil. Bunu da bundan sonraki süreçte yapacağımız işlerden bir tanesi de bu. Okul güvenlik kamera sistemlerimizi tüm kent güvenliğini sağlayan, işte Malatya'da MOBESE dediğimiz kent güvenlik yönetim sistemine nasıl entegre edebiliriz? Bunun da çalışmasını yapacağız. Bu şekilde bir rakam ortada artık. Bu bizim hemen hemen lise bazındaki ortaokul bazındaki başarımızın ilkokul bazında yarı yarıya olduğunu gösteriyor. İlkokullarda kamera sistemine çok fazla önem vermiyoruz. Ki bu okullarda çoğu Taşlar'da yer alan, Üstadesi'nde yer alan okullarımız kamera sistemine sahip olmuyor. Genelde ilçe merkezinde okullarımızın çoğunda bir sistem var. Ama biz bu sayıları tamamen sıfırla basıyoruz. Mümkün olmaları. İşte bu konuda da çalışmalarımız bundan sonra okul aile birliklerimizle beraber okul müdürlerimiz, biz de işbirliği yaparak, ilçe milliyetinde işbirliği yaparak gidereceğiz. Gerekli kamera sistemlerinin ne olması gerektiği, okulun kapasitesine göre, fiziki durumuna göre okul müdürlerimiz, okul aile birlikleri beraber tespit edecekler. Mevcut kamera sistemlerinin daha iyileştirilmesi ve bunların da dediğimiz kent güvenlik sistemine entegrasyonu nasıl mümkün olur bu konudaki çalışmada Milli Eğitim Emniyet Müdürlüğümüz ve okullarımızla arasında iş birliği şeklinde devam edecek ve inşallah yıl sonuna kadar bu entegrasyonu büyük ölçüde sağlamayı planlıyoruz. Ülkemizin özellikle büyük şehirlerde yaşanan ciddi sıkıntılardan bir tanesi bu uyuşturucu kullanımının maalesef okul çağındaki öğrencilerimize kadar sirayet etmesi. Ben yaklaşık 3,5 yıldır işte çalışıyorum. Okullarımızda uyuşturucu kullanımıyla ilgili çok ciddi bir sıkıntıya rastlamadım. Yani biz okullarda uyuşturucu kullanımıyla ilgili bir ne emniyetli canlama noktasında şu ana kadar intikal eden bir sıkıntı yok. Bu bizim için bir sevinç kaynağı. Tabii bu uyanık olmamamız anlamına gelmiyor tabii ki. Yani bu pisliği özellikle hap seviyesinde öğrencilerimize ulaştırmak isteyen insanlar yok mu? Var. İlla ki var bütün insanlar. Kaldı ki ödemişim de bu noktada bir geçmişten gelen ciddi bir şekilde bir sıkıntısı da var. Bunu da biliyorsunuz. Maalesef bu civarlarda özellikle Hint kelebeği dediğimiz o otun üretimi çok ciddi bir sıkıntı şekilde yapılmakta. Ancak tabii bizim ülke genelinde sıkıntısını yaşadığımız işte
sentetik uyuşturucular vesaire isimleri burada çok fazla zikretmek istemiyorum. Onların özellikle haplar vesairenin kullanımı noktasında henüz okullara, okul seviyelerindeki öğrencilerimize intikal etmiş bir vakayla karşılaşmadık şimdiye kadar. Ama tabii bu uyarıda olmamamız anlamına da gelmiyor. Çok ciddi bir tehlike. Bu tehlikeyi bertaraf etme noktasında da gene biraz evvel bahsettiğim şekilde okullarımızın, öğrencilerimizin ciddi bir güvenlik unsuru olarak bu tehlikeyle de mücadelede hep birlikte uyarık olarak davranmak zorundayız. Bu noktada yapılması gereken ne? Bu tür şeylerde bir kere öncelikle çok ciddi bir şekilde açık olunmalı. Gizlenmeye kalkılmamalı. Yani böyle bir faaliyetin olduğu bilindiği tespit edildiği anda hem veli bazında hem öğretmen bazında hem idareci bazında bu konunun açıkça ortaya dökülmesi ve tedbirin alınması noktasında şiddetle ve fazla vakit kaybetmeden olayın resmini vereceğine dikkat etmemiz lazım. Bu konuda okul müdürlerimiz, aile birliklerimiz ve tabii okullarda yapacağımız toplamda velilerimiz de bu konuları görüşerek öğrencilerimize bu tür alışkanlıklarla ilgili bir sıkıntılarını intikal ettiği durumlarda hemen irtibata geçmelerini sağlamak ve tedbirleri bu şekilde almamız için bizi yönlendirmelerini sağlamamız lazım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi bir uygulaması kapanan okullardaki öğrencilerimizi taşıma merkezleri, eğitim yapılan okullarında taşıma. Bu devletin bir görevi zaten. Bu görev bir yönetmelikle, yasal düzenlemelerle hükme bağlanmış. O hükümden gereğince her sene bu işin ihalesi yapılıyor. Öğrenciler bu ihaleyi kazanan firmalar tarafından okullarında taşınıyorlar. Aynı tıpkı okullarda onlara yemek verildiği gibi. Ancak bunun dışında ki uygulamalar, okul servisinin uygulamaları direkt resmi bir sisteme yansımıyor. Yani okullarımızın, özellikle okulari birliklerimizin marifetiyle öğrenci servisleriyle öğrenciler okullara taşındığı durumda bizim bu resmi taşıma sistemimizin içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla bunların tespiti, denetimi, bunların organizasyonu tabii ki bir yönteme bağlanmış. Bunlarla da ilgili sorunlar. Yani kimse ezbere bu işi yapamıyor. Bu mevzuata uygun bir şekilde yapıldığı durumlarda o zaman öğrencilerimizin güvenli bir şekilde evlerinden okullarına taşınmaları mümkün. O yüzden bu seneki uygulamada tüm okul müdürü arkadaşlarının okul aile birlikleriyle beraber bu öğrenci servislerinin tespitinde mevcut yönetmelik ve yasalarda getirilen hükümlere kesinlikle uymalarını soruyorum. Bu hükümleri taşımayan vasıflardaki araçların sahiplerinin ya da şoförlerinin neyse bu taşıma sistemi içerisinde yer almalarına izin vermemelerini soruyorum. Bunda neyi kastettiğimi zaten hepiniz anlıyorsunuz iyi günü. Yani ilçemizde tabii büyük şehirdeki bir yaşanan sıkıntılar gibi bir sıkıntı çok şükür şimdiye kadar olmadı. Ama gene diyorum, olmayacağı anlamına da gelmiyor. O yüzden de tedbirli davranmak zorundayız. Ana okullarımıza servis taşıyan servislerimizin özellikle çok ciddi şekilde denetlenmesi ve kaliteli olmaları noktasında tedbir alınması lazım ki en son yılında yaşanan vakayda biliyorsunuz. Bunlar çok ekstrem uç vakalar ama olmayacak anlamına gelmiyor. Bu manada da çocuklarımızı okullara taşıyacak olan servisleri tespit ederken sadece velilerin inisiyatifine bırakmayıp okul idaresi olarak da, milli eğitim olarak da bu konuda gerekli tedbiri almak zorundayız.